İlk kayınvalidem Rabia Sultanım. Sanki hep sonlara kalıyordun son zamanlarda. İlk abla. Hileler, hurdalar, mor giymeler. Ha, niye mor giyip duruyorsun? İşte belki şans getirdim. Para, para, para. Hmm. İnşallah bakalım aşkına. Şerbeti biraz duru olmuş ama çok içine işlememiş ya sanki aşkım. İçi kuruydu ama şeyi yumuşak bu. Kaymak kısmı. Kaymak yumuşak. Şey İç harcını beğendin mi kaymak beğendim kısmı? Beğendim evet beğendim. Tamam. Şey havarim olsun sonra şey diyeceğim ben. Beğendin ama puan verecek anlamına gelmiyor evet, musun? Gelmiyor. Evet gelmiyor. Öyle deyince diyorlar ki beğendin yedin. Tamam denemek için yedim. Biraz şerbeti duru geldi bana ama. Başkasına göreceğim. Kızartması iyi, sarılışı iyi. Biraz sarılışları az bir tık daha ince olsaydı. Dağınık değil mi? Aynen. İyi, hadi gel bakalım. Aşkım, Allah kurban olduğum hadi. Yüzümü kara çıkarma. Ana, o neydi bu? Sıkı sıkı sarılmış kaç istedin. Değil olur mu? Bu kadar abartmalı değil her. Yok, bacı yanmış ki. Aa, kızlar. Sarmışsınız da mahvetmişsiniz. Yok anam yok. Ya buna yanık derim. Puan vermem ha. Duyduk duymadık demem. Tamam. Şerbeti çekmiş. Sarması da iyi ama yanmış. Lezzeti yok. Yanmış. Acı. İç harcı nasıl? İrmik kısmı nasıl? Biraz katı olmuş. İç harcı da iyiymiş ya. Sayılmış aslında. İyiymiş ya. Ne olmuş? Daha iyi olmuş. Zay olmuş. Zarar olmuş. Zay olmuş, zarar olmuş yani. Evet. Olmamış. Aynen. Mındar etmiş. Aynen, bitmiş o. O gitti. O sıfır. Üçüncü tabağın. Ay bunu yapan gelin hem kocasını seviyor hem beni seviyor, aşkla seviyor. Çok saygılı bir gelin, onu da ben seviyorum. Çünkü seve seve yedim kadayıfını, harika bir sarma sarmış, harika bir şerbetini yapmış. Kızartması da güzel, kareli de güzel, her şeyle güzel, beğeniyorum. Ama övdün. Hadi aynen bakalım. Bunun içinde şey yok mu bacı? Var da. Ana, ana. Aha, taşına mı gitmiş? Bak, 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 bak. Hiçbir şey yok, hiç yumuşak olacak. Beyaz yumuşak yok. Bu da gitti. Yine sarmış, azıcık becermiş ama tam becerememiş. Dört dörtlük değil. Ben, aha, altı da pişmemiş. Şerbeti de su gibi. Ben buna puan, her şey için. Ben buna puan vermem canlarım. Bilmiyorum. Şimdi yine basacağım dilleri, çatlasınlar. Bir. Dördüncü tabak bir puan, üçüncü tabak beş puan. Bu sıfır olsa olmaz mı aşkım? Bir puan, ikinci tabak. Ha, yanmış, kul olmuş. Ay, aşkım vallahi bu da bir ya. Üzülmesin kimse bana. Bir, bir. Birinci tabak. Bir puan. İstediğim değil. İstediğim bu işte. Bu gelin yapmış. Beşi de alır. Bu yanmış. Yine yaptı yapacağını, dostum. Yine yaptı yapacağını diyoruz ki 6. sezon finalistlerini arıyoruz. O gidiyor herkese bir veriyor çatır çatır. İlk ya, birimiz. Aa, bu da iyiydi ama yakmayaydı ha. Yaktı uçun gitti bitti. İnanılır gibi değil değil mi? Bu kadar öyle kokuyor uğraşmış. Baksana ne bekliyor ha? Bu kadar bayağı aynen, uğraşılmış. Aynen sarmış etmiş eylemiş ne bekledin alaydın. Aç bakalım kim? Zeynep sor bakalım ne olmuş? Zeynepciğim ne geldi çok başına yavrum? Abla gerçekten. Evet. Ay. Yani var ya inanamıyorum kendime. Evet ya. Nasıl o kadar yaktın? Sinirleniyorum ki kendime. Sadece 1,5 dakikada böyle oldu. 1,5 dakikada. Ne kadar hızlaştı hırını. Kurumuş, kul olmuş, saf saf. Kızarsın diye üstü aldım, 1,5 dakika sonra bir açtım böyleydi. Ay inanamıyorum kendime, çıldıracağım ya. Gerçekten çıldıracağım ya. O kadar eminim ki tadından, içindeki kaymağından, şerbetinden. Tabii. Bak eğer yakmamış olsaydın... Aynen.
Kayınvalidem kesinlikle ona verebilirdi. Aynen aşkım. Zaten en çok ikiniz arasında kalayım her zaman. Biliyorsun. Söyleyecek bir şey bulamıyorum gerçekten. Yani rakibim olarak ben de üzgünüm. Bunun hakkında pek konuşmak istemiyorum ama biraz daha dikkat etmelisin Zeynep. Gerçekten bence. Çok dikkat biraz ediyorum. Biraz daha dikkat etmelisin. Yani yeterli değil demek ki dikkatin. Yani finale gidiyoruz. Sen burada fenomenim diye geldin. Finalist olacağım diye bir iddiam var. Hala böyle bir iddiam var bu arada Damla. Olabilir. Evet yani hiç yani hani fazla kızartırım anlarım. Hani kızarmış şeyleri seviyorum ama yani ben şunu yapamam ya. Zeynep. Seni iki gündür tanıyorum, çok tanımıyorum ama gördüğüm kadarıyla da sen şu final bölümlerinde olmamalısın yani. Bilmiyorum ama... Aa, o ne ya? Şöyle yönetmenim size de olmamalı. Bence de. Sonuçta yani bütün dikkatini buraya vermelisin. Biz fırınları sürekli kontrol ettik falan. Yani sen bunu kaçırmamalısın. Bir şey söyleyeceğim sözde her şey biliyorsun. Fırınları mükemmel. Özür dilerim Rabia abla. Sen fırının başındayken ben neredeydim? Aynen. Bilmiyorum ki neredeydin? Neredeydin Damla? Damla neredeydin? Kendin buradaydın da aklın neredeydi acaba? Ben yeri gelir burada rakibimi de savunurum arkadaşım. Zaten bekliyordu. Bekliyordu da ne oldu? Yönetmen de geldi zaten nöbet tutuyorsunuz diye bizimle dalga geçmedi mi? Pardon mu? Hepimiz buradaydık zaten. Ne oldu o zaman? Anlatıyorum ne olduğunu. Alev topu mu geldi gökyüzünden? Son dakika, son 1,5-2 dakikaydı. Bir tık daha hani üstü bir tık kızarmış olsun diye en üste koydum ve bu oldu. Ay. Sebebi de şu çünkü üzerini yağladık. Ben onu akıl edemedim işte. Hı. Ya umarım demek bu kadar yorma, bu kadar... nasıl söyleyeyim? Bu kadar yoruma umarım senin tabağın dört dörtlük bir tabaktır. Ben kendimden her zaman eminim. Umarım öyledir. Her zaman eminim. Hakkı umarım öyledir. Çünkü bence sen bunu söylüyorsun ya Zeynep sen finalde olmamalısın diye. Bence sen de olmamalısın. Göreceğiz. Ben daha yeni geldim. Daha bir şey görmedin. Ben de senden bir şey göremedim. Göreceğiz bakalım kim hak ediyormuş, kim hak etmiyormuş. Yapamayan göremiyor da aynı zamanda. Aynen. Sen yapamadığın için göremiyorsun da ben senin görüp görmemeni pek takılmıyorum. Kendinden biliyorsun değil mi? Kendinden biliyorsun değil mi? Senin kayınvaliden de göremiyor ayrıca. Lütfen benim kayınvalideme laf söyleme tamam mı? O yokken ben varım burada ve onu onun gibi savunurum. Sen kayınvalideme şimdi laf söyleme, söyleyemezsin. Neyse senin görüp görmemen benim umurumda bile değil. Burada kayınvalideler görse benim için yeterli. Zeynep, vallahi ben de yakıştıramadım bu tabağı sana. Hani finalist olmak istemiyorsun diyeceğim. Çok hani istiyorum. Seni tanımasam gerçekten de fırınlar aynen. Ulaşma mesafesinde. Evet, gerçekten başındayım. Ve bu hafta çok önemli diyorum, çok. Hadi devam edelim, daha bir sürü birimiz var. Aynen. Rabia'cığım kıyım yaptı. Bakalım ikinci birin kime gitti? Hazır mısın? Hazırım canım. İkinci birin çok rahatsın. Hazırım, aynen. Aç görelim. Gamze. Evet Rabia teyze, yanmış tabakla benim tabağımı bir tutuyorsun. Seninki de şöyle yanmış mı yanmamış mı? Yani yanacakmış yanmamış, yanmayacakmış yanmış. Hayır, hayır. Değişik kesinlikle. Bir şey olmuş. Benim, hiç tadı ben yok. Ben çok güzel pişirdiğimi düşünüyorum ki gördüm gerçekten çok güzel pişmişti. İçi nerede, kaymağı nerede, o beyaz şey hemen nerede? Hemen söyleyeyim mi anne sana? Çünkü muhallebesini koyulaştıramadı, o da akıp gitti olanda. Hiç kızarmamış, içi hamur. En azından yakmadı, şerbet, başında şerbet, durdu. Ama şerbet o da yakmamış bir şekilde çıkardı. Şerbet alacak evet. Ya, şerbet çekmemiş. Hay İçinin yanmadı. Kaymağı da yok. Ne yapmamış, bu nasıl bir tatlı? Evet. Bak, ha yanmış, ha pişirilmiş. Ya lezzet olmadı, o tatlı fark etmiyor ki. O da bir, o da bir, bak. En azından yanmış yiyemezsin, en azından bunun tadına bile bakabilirsin. Burada çatır çatır gerçekten hak yiyorsunuz. Yiyorum. Benim yanlış Zeynep'in yanlış tabağıyla benim tabağımı bir tutuyorsunuz. Tamam. Pes diyorum gerçekten. Tamam bir tutmuyorum. Bir ben, tutuyorsunuz. Dur bir dakika. Ona da bir veriyorsunuz, bana da bir veriyorsunuz. Onun sıfır olsa arada hiçbir fark yok mu? Onun sıfır olsa sıfır vereceğim. Mecmur bir. Seninki de bir, onunki de bir. Bak, bir dakika. Bir. Anne bir dakika farkları bir anlatsana. Farkları ne? Ben sana anlatayım hemen. Kayınvalidemiz böyle bir madde anladığım ben için. Kayınvalidemle bak eğer ikinci tabak bence. Yanmasaydı kayınvalidemin favorisi de olabilirdi. Aynen. Çünkü şerbeti bak seninkinin şerbeti olmamış arkadaşım. Su pişirilmemiş. Su. Muhallebesi olmamış. Çekmiş. Sarma şeklini beğenmedi. Evet. Anlıyor musun? Hiç tutabileceği hiçbir şey sen yok. Sen neden Zeynep avukatlığını yapıyorsun? İki gündür sürekli ne benim tabağım 5 almasa 12 alırdı. Ne benimki şöyle olmasa seninki böyle olurdu. Sen de çok iyi yaparsan sen de bu duruma düşersen. Kusura bakma da yanlış nesi iyi yapılmış savunurum. Ya yanlış. Ya bilmeden yanabilir insanlık hali. Ne kadar iyi yapılırsa
yapılsın. Buraya yanmış tabak çıktı mı çıktı. O yüzden bir verdi zaten. Ama diyemezsin ki benimki değil ben 2-5 alırdı diye. Şu yanmış tabağa puan verseydi zaten İki de ben yüklenirim. Dikkat ediyorum sen savunuyorsun onu ondan evet, çok veremez. Sen savunuyorsun. Bak puan veremez doğru. Karıştırdın ortalığı yine. Karıştıracağım tabii. Senle doğruculuk oynayalım mı? Oynayalım ben hep doğrudurum tamam. Aşkım. Bu tabağa yazık ettik mi? Etmedim. Neden etmedim biliyor musun? Hı. Neden etmedim? Şimdi eğer Damla bunu yaptıysa, Damla bunu yaptıysa, bunu yapmadıysa, şimdi ben Damla'yı bulduysam eğer bu 5-5'lik şey 4-4'lük tabak 5 alıyor. Neden Damla'yı bulduysam buna puan vereyim bilmiyorum. O kadar basit. Haklısın. Burada amaç gelinimizi bulmak. Aynen. Hele finalist olmak istiyorsak kimse kimseye acımayacak. Doğru söyledi. Damla mı yoksa yeni gelinimiz Kıymet mi? O yapamaz. Tek beğendiğin kaymak birinkiydi. Evet. Yanındaydım, yorumlarını hatırlıyorum. Burada da sarılışını, kızartılışını, şerbetini beğendiğim bir tabak vardı. Ama o işte sarıldığı için yine... Damla mı, Kıymet mi? Hadi. Aç görelim. Açayım mı? Açıyorum. E açacağım. Damla! Damla! Açıyorum ya! Ay, gültelerin içinde. Zaten gerçekten şu tabaklara puan verseydi, sen şerbetten bir kere onlara vermezsin. İsterse iyi sarılsın, sen şerbetten vermezsin. Bu kadar net. Ay, çok şükür. Gerçekten her seferinde diyorum ki, tamam bir şey söylemeyeceğim, sakin kalacağım ama buna da sakin kalamıyorum. Yani ben anlamıyorum, gerçekten tamam, anlamıyorum. Buraya gelip, şu su güzel, bu su güzel, beğendim. Bunun içindeki muhallebiyi beğeniyorsun. Bunlar yanlış tabak. Olmamış, içinde muhallebi olmamış tabak. Hadi diyelim ki bunu daha iyi, çok beğendin. Buna verdin 5'i, yine okeyim, ona da bir şey demiyorum. Ama yani bunlarla benim tabağımı nasıl bir tutabilirsin ya? Bu kadar haksızlık, bu kadar adaletsizlik olmaz. Ben boşuna mı çabalıyorum burada? Oğlum, tabii ki çabalayacağım. En iyisini yapınca çabalayacaksın. Ya çünkü ben en iyici, mükemmelciyim. Bunun şerbeti dedin değil mi bunun şerbeti? Evet, her türlü şerbeti. Şerbetini bal yapmıştı. Kabuğunu üstünden eliyle sıyırıp aldım. Ben gördüm ya, gözlerimle gördüm. Ben. Üstü kabuk tutmuştu, sıyırıp aldın elinle. Keşke. Benim bak, mis gibi şerbetim. Tamam, bir dakika, riyak edip dur. Benim konuşmamı bekle. Rabia teyzeciğim, sen ne yediğinin farkında mısın? Ben farkında olduğunu hiç sanmıyorum. Öyle olsaydın şu an bana bir puan vermezdin. Şerbetten bir haber yaşıyorsun. Benim şerbetime odaklanana kadar keşke kendi tatlına bu kadar odaklanabilseydin de şuraya güzel bir tabak çıkarabilseydin. Bak bakalım. Zeynep'i, Gamze'yi beni izleyene kadar hayatım sen orada kadayıfını sarabilseydin. Keşke bakmazdım. Her şeyimi de yaptım. Sizi de izledim. Çok şükür her şeyi aynı anda yapabiliyorum. Mesela ne yapayım yani ne kadar yetenekliysen? Mesela pişirirken borcamda geç pişeceğini hiç akıl edemiyorsun değil mi? Aynen. Pişti ki pişmemiş. Pardon da çiğ mi? Çiğ mi? Pişmemiş mi? Evet altı çiğ, gel göstereyim. Ya sen neden o zaman yorum yaparken güzel dedin altı çiğ demedin? Hayır altı çiğ dedim ya. Altı çiğ demedin. Dedim. Siz duydunuz mu altı çiğ dediğini ya? Altı kızarmamış. Beyla kalktım ya. Ben başka bir alemde miyim Allah aşkına ya? Şerbeti biraz duru olmuş. Ama çok içine işlememiş ya sanki aşkım. İçi kuruydu. Ama şeyi yumuşak bu. Kaymak kısmı. Kaymak yumuşak. Şey İç harcını beğendin mi? Kaymak beğendim kısmını. Evet beğendim. Tamam. Şey favorim olsun. Sonra şey diyeceğim ben. Beğendin ama puan verecek anlamına gelmiyor musun? Evet gelmiyor. Evet. Öyle deyince diyorlar ki beğendin yedin. Tamam denemek için yedim. Aldım gösterdim ya. Altı ben şey... görmedim duymadım nasıl bilmiyorum yani öyle bir şey. Ben o bölümde yoktum burada. Üç maymunu oynuyorsun ya o zaman. Ya ben gelinimi bulmuşum. Tabii ki vermeyeceğim ya. Ne patladı? Tamam bak bunu söyle. Buna da Allah razıyım. Allah. Gelinimi tamam, buldum söylüyor. Verdim de. Zaten onu diyor. Söylemiyor ama orada olmamış en diyor. Şimdi de çiğ diyor. Söyledi. Çatladı patladı. O zaman bana olmamış demeyeceksin. Olmamış. Kabul etmiyorum bunu. Olmamış. Gayet de güzel oldu. Benim tabağım benimkinden daha iyi olsaydı emin ol sana verirdi. Aynen. Evet evet sen burada üstünde yazmıyor arkadaşım. Altında yazıyor bizim isimlerimiz. Mükemmel. Görüyorsun sen burada. Evet mükemmel zaten. Haftalardan bakmaya devam et.